Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece iki yufka kullanarak hazırlayabileceğiniz zarf böreği tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapılışına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 2 adet yufka, 1 su bardağı kaşar rendesi, 1 su bardağı beyaz peynir, yarım demet maydanoz, sosu için 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ kullanacağız. Öncelikle böreğimizin iç harcını hazırlamakla başlayalım. Yıkadığımız maydanozu ince ince kıyalım. Bir kabın içerisine maydanozu, rendelenmiş kaşar peynirini ve beyaz peyniri ekleyip güzelce karıştıralım. Elinizde bulunan herhangi bir peynir türüyle de yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Fakat az da olsa kaşar peyniri kullanmanızı tavsiye ederim. Böreğimizde kullanacağımız sosu hazırlamaya başlayalım. Bir kabın içerisine 1 adet yumurta, sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpalım. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlar kısmına ufak da olsa bir yorum bırakmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir adet yufkayı tezgahımıza serelim. Hazırladığımız sosun yarısını dökelim. Yufkanın her yerine gelecek şekilde yedirelim. Üzerine diğer yufkayı serelim. Sadece 2 adet yufka kullanmamıza rağmen çok bereketli bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kullandığım malzemeleri tüm tariflerimde olduğu gibi açıklamalar kısmını da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan yardımcı olurum. Kalan sosu ikinci yufkanın üzerine dökelim ve her yerine gelecek şekilde yedirelim. Daha sonra iki tarafından içe doğru katlayarak kare şekline getirelim. Peynirli harcımızı yufkanın her yerine gelecek şekilde yayalım.
Her köşesinden içe doğru üçgen olacak şekilde katlayalım. Böreğimizi fırın kağıdı serdiğimiz tepsimize alalım. Önce katlama yerlerinden, daha sonra orta kısımlarından keselim. Üzerine bir adet yumurta sarısı sürelim. Daha sonra susam ve çörek otu serpelim. Derece fırında 25 dakika pişirelim. Bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. Buna dikkat edelim. Böreğimiz pişti. Puf puf, yumuşacık, çok lezzetli bir börek oldu. Hemen sizlere de iç dokusunu göstermek istiyorum. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz böreği ister kahvaltıya, isterseniz çay saatlerinize de yapabilirsiniz. Bugün de sizlerle beraber zarf böreği hazırladık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.